Sen abi bir video attım. Bunu Evet, bana alır şimdi mıyız? ben lisedeki bütün arkadaşlarım kanka aklım başına gelince yemeğe çıkarmıştım artık özür dilemek için. Dur bakalım, bu neymiş? Evet, merhabalar. Citroen Ami Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından trafik sorununa çözüm için şehir içinde paylaşılır platformda bu aracın da kullanılması. Bu ne ya? Stryon Ami? Portatif araba abi. Dünya kadar tuksu olacağına minicik amin olsun. Nasıl bir arabaymış lan? Güzel şaka bu. Güzel şaka bu. Primini verin bu bunun, şaka primini. Yani Alem haber vereyim mi içeri aileme? yeterince dikkat çekmedi. Nasıl? Aileme haber vereyim. Aileni aradı ki ben de bugün de iki tane daha şaka yaptım, 200 lira prim aldım diyor. Ama Koku, dediğim gibi haftalık 12 şakaya iyi dolduramazsan ödeme Tamam. aramıyorsun. Bizim kanaldaki olay o yani, anladın mı? Herkesin şaka limiti var. Mesela Mete'nin 3 şaka limiti var. Nasıl hiç daha şöyle söyleyeyim, 36 haftadır falan daha prim alamadı. 3 şaka yapamıyor. Ami. Küçük. Planlanıyor? Özellikle Avrupa'da oldukça yaygın olan paylaşılabilir elektrikli otomobil ağları ülkemizde de adımını atacak gibi gözüküyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu anlamda Citroen yetkilileriyle bir arada. Ortam, senin dişinin arasında kaç tane Citroen Çağrı. Efendim? Ayıp ediyorsun ama ya bu adama. Çok Yok özür ayıp. diliyorum. Çok pardon. Çok pardon, Bu kendimi gece kaybettim. hiç böyle bir gece olmayacak ortam. Küfürsüz. Ya sen inandın mı? Bu gece biz bu yayını silmeyelim. Tekrarı dursun, ben onu okeyim kanka. E niye o zaman? Tekrarını sileceğimiz bir şey yaşanmayalım, benim Silmek için için niye okey. uğraşıyorsun ki kanka o zaman? Oğlum, Citroen Ami alacak mısın? Onu soruyorum. Raydan bir çıkarsam, anasını sikeceğim bu kanalın. Ne istiyorsun? Yok, raydan çıkma işte. Ama sınırda da gidelim istiyorum hafiften. Ya, ama beni o dengede tutamazsın ortam bak. Elinden kayarım anasını sikerim bak ortam. Ama benim de yani challenge'ım o, anladın mı? Limitlerde yaşıyorsun hayatı. Ateşle oynuyorum. Ateş de oynuyorum bir dakika. Harbi şu araba hakkında yorumun var mı, Citroen Ami hakkında? Var. Amidarmış. Tövbe estağfurullah ya. Sen endişelenme, sığarsın ama her türlü kanka. Ben her türlü genişletirim, yer açarım arabada yani. Ya bu ne kadar iğrençti. Hocam bu kadar bak. Bu ne abi? Kingo Disco'ya döndü ya yayın. Kanka. Niye işin laf atıyorsun? Ya bir bu kaldıydı ya. Vallahi bir bu kaldıydı yani. Anladın mı? Bir Batuhan şey yaktı. yapalım Laf ya. atan Batuhan Mintaç'tır. Hiçbir şey demedim. Laf atan, merhabalar, ben adım Batuhan Mintaş. Ama bir Soyadımın şey diyeceğim. ardında Orospuluk niye yapıp da soy isim veriyorsunuz ya hocam? ne Bari yapacaktık? nickimi söylesen ya. Niye Çağrı anladım? Sanki tamam. Ergün Şerefsiz'i kesinlikle burada Çağrı. kendi başına idare etmiştir. Çağrı. Efendim ben Çağrı Evet, Ergün doğru. ben de Batuhan Ya orospu. Yayınını yap şimdi siktikme ben dava bana dava gelirse var ya direkt sana yönlendiririm ya direkt hiç Ya niye sekmem dava yani. gelsin kardeşim? Ne kadar korkuyorsun ya dava gelirse diye. Niye? Allah Allah. Bir Niye laf daha dava mı gelsin sokacaksın? kanka? Bir şey demedik ki abi. Batman benim bu yayında sövmediğim hiç kimse kalmadı. Hiç dava gelmedi bana. Sen öyle zannet, amına kodum Salak sana mı geliyor dava Samet'i. Salak. Sana niye gelsin dava? Bana geliyor amına kodum dava. zannediyorsun? Götüm Ben de çıktı. Dört gelmiyorum. ayak üstünde ilerliyorum. Kaç tane geçen de işte Instagram'dan yazdı bir tane. Üç tane oyuncu yazdı bana amına kodum. Yaptığın yorumlar, eyvallah, sen de eğleneceksin falan. Benim de ailem var, sil onları kaldır falan diye. Şey, süreci atlattım, hızlandırdım amına koyayım senin yüzünden. Oğlum ben de kimse şikayet etmiyor diye yardırıyordum amına koyayım ya. Ömer Yüksel Eli Telegram. Çağrı Buram, selamlar. Sonunda şu işi becerebildim. Senin sözünü tuttuğun gibi biz de sözümüzü tutarız. Bir selam vereyim dedim. İyi yayınlar diliyorum. Bu adam katmanın dibi olduğu gibi adamın da dibidir cümleden gel. Ömerciğim hoş geldin. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Kesene bereket. Bu arada bize host mu geldi? Bunu ben çözemedim, bu stream elementi. Ben Streamlabs'e geri mi dönsek ya acaba Mami? Çünkü hepsi aynı renk, Yok yok. göremiyorum ya. Kendine Abi 15 TL müzisyenimizi donet gelmiş. 7750 kişiyle raidlemiş. Arkadaşlar hoş geldiniz. Çok Hoş geldin teşekkür abi. ederim Kemal'cim. Çok sağ ol.
Kemal de yeni sistemi çok güzel, çok hoşuma gitti. Hala hazırda başka bir yayıncının sunmuş olduğu ve profesyonel yani oyuncular tarafından oynanan iki yayını birleştirip tek yayında, kendi yayınında yayın yapıyor. Bu çok hoş bir içerik olarak geldi. Bunun bir tık ötesi ne olur bilmiyorum artık. Ne yapmış ki? İşte PUBG maçlarını yayınlıyor kendi kanalında. Ferit çok izliyor demek. Comolokka 5'te bir görmüş, zaten kışkırtıcı gücü şimdiden kulağımı çınlattı. Dur kanka, bir dakika buna bakarız. Evet, Strion Ami. Ami modelini inceliyorlar. Baktığımızda 2500 mm uzun. Bu Strion neyin peşinde ya? Strion Saxo. Senin fiyatı ne kadardır abi bunun Türkiye'de? Strion Ami. 300-400 lira falan. Saatli 250 lira ben bilmiyorum. Kiralık yani. Durmuyor, şaka yapalım. Ben... Bu adamlar makina ya. Şaka makinası yani, anladın mı? Anlık üretiyor yani. İster ediyor çakan direkt. Pırlanta ya. Pırlanta gibi çocuk bunlar, anladın ama mı? Ama bana böyle pas atarsan ne yapayım yani, o şakayı yapmayıp da. Pas atana bakar mısın? Citroen amına koyayım ya. Bir şey söyleyeceğim ama Strion'un amacını da anlayamadım yani. Bir Strion Saxo, Strion Ami, bir ton garip garip şeyler. Renkleri de mi var? Uzunluk 1500 mm yüksekliğe sahip, oldukça kolay kullanımlı ve kapalı çözüm sunan bir üründen bahsediyoruz. Evet, Avrupa'da 14 yaşından büyük herkes ehliyetsiz olarak kullanabiliyor ama ülkemizde bu yaş 16 olacak gibi gözüküyor ve yine ehliyetsiz kullanacak gibi gözüküyor ve kiralık olarak bu araba... Aa, ehliyetsiz mi kullanılacakmış? Yollarda olacak, kiralık mantığı zaten yaş, diğer işte firmalardan... Bir şey söyleyeceğim, bu iki kişilik mi lan? Yanında yer var mı bunun? Göremedim. Öğrenmişsinizdir, burada bir paylaşım var. Ağı üzerinde araç bulunacak. Oğlum, ehliyetsiz araba özellikle nasıl kullanıyor? Batarya noktası oldukça... Aa, şey gibi olacak bu, skuterlar gibi olacak o zaman. Enteresan, 3 saatte standart ev prizinden şarj olabiliyor ve 70 km menzile ulaşabiliyor. Pembe var mı? Vardır renk seçenekleri. Avrupa satış fiyatına baktığımızda 6000 euroyu gördüğümüz ürün ülkemizde satışa çıktığında 70 bin lira seviyelerini bulacaktır diye düşünüyorum. Bu tarz bir aracı sahiplenmeyi düşünür müsünüz? Motosiklete alternatif, kapalı, yağmurdan etkilenmeyen, elektrikli ve 70 km menzili olan bir araçtan bahsediyoruz. Oldukça farklı bir çözüm, artık ulaşım noktası biraz bireysele döndü gibi. Bugünkü güzel bir olay ama. Citroen Ami'ydi. Ami'nin çözümleriyle ilgili Citroen tarafından oluşturulmuş videoları da izlemiş olduk. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. 70 bin lira ya. Lan daha kanka araba. Bizim ülkemizde bu araba üzerinden çok şaka döner yani. Ananın Ami. Ver de bir gidelim, bilelim amına koyayım gibi yani. Hani aklına gelen sokak serseri şakaları bunlar. Bu kanalda çok bulamazsınız bu tarz şakaları ama yine de dışarıda karşılaşırsanız hani yabancı gelmesin diye. Bu bak, ben sana bir söyleyeyim, bu araba ne olur biliyor musun? Bu araba bu scooter gibi kiralık olursa mesela Samet, taksiye binmek yerine bir tane bundan kiralayacaksın abi. Lapsi'ye geleceğim, burada da bırakacaksın, anladın mı? Bir kere bunu ehliyetsiz kullandırtırlar mı ortam ya? Oğlum öyle işte, ehliyetsiz diyor. 16 yaş üzeri olman lazım. Avrupa'da ehliyetsiz diyor. Türkiye'de kullandırmazlar onu öyle. Niye kullandırmasınlar oğlum? Şinasi selamlar şakalordu. Şu kardeşine bir VIP çakmadın ama yani. Şinasi senin sikis sağsın kardeşim. Ayıp ediyorsun lan. VIP senin köpeğin olsun. VIP banlat Şinasi. Bak diyor ki VIP eklenemiyor. İlave VIP sorularını nasıl açacağını öğrenmek. VIP eklenemiyor. Niye eklenemiyor? Dolmuş. Şinasi VIP'ni ayar. Play out the coupe at the light.